Kardeşim al aşağı. Merhabalar. Ne elbisesi ulan Dürzü? Ha, sökül bakalım paraları. Ha, bak güzel kardeşim. Şaban Bey'i hatırlarsın herhalde. Hatırlarım tabii. Sana 22 bin lira kadar bir para vermiş. Akşam 6'da gelip bu parayı alacağım. Herhalde beni üzmezsin değil mi? Seni üzer miyim gözünün çapanı yiyen? Amanın dur hele dur. Yahu sende ne tip var be kardeşim? Bak 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 hele şu tipe bak. Tam senin senaryodaki tip bu adamın tipi değil mi? Ne dersin? Tıpkısının aynısı valla. Sanki tam arkadaş için yazmış. Oku hele oku rolünü oku bakalım. Oku şunu. Gel seni bizi filmde başrolde oynatalım. Yemin içmen bana ait 2000 veririm. Ulan gazoz bırak şimdi ıspanaklı lafları. Acını kırarım. Amanın kardeş, gel bizi bağışla. Paramız olduğu zaman gülerim. Safa, sen buna ayağı kırık bir adam rolü yaz, 6'dan sonra iyi oynar. Amanın, gördün mü? Gördün mü bak başımıza gelenleri? Adamın niyeti sahiden kötü. Çiçek gibi oldu. Öyleyse ver anahtarı. Önce paramı ver bitirim. Ayıpsın arkadaş. Bizde param mı kaldı? Sonra alırsın. Yemezler bitirim. Tam 5000 papel masraf yaptım bu arabaya. Paramı ver gideyim. Param yok Rıfat. Sonra alırsın. Biz eski arkadaşız aslanım. Sen de bu yollardan geçtin. Eski çamlar bardak oldu bitirim. Sökül şu bizim 5000'i bakalım. Madem inat ediyorsun, gel benimle. Nereye? Ufak bir işim var, mangır işi. Birazdan borcumuzu öderiz. Paşa gönlün rahat olur o zaman. Başında içki almam. Yeni yok şerefine hayatım. Benim hatırım için. Beni içeriye götür. Kimse görmez. Çok fenayım. Sen git. Şimdi geliyorum. Çabuk gel. Bekletme beni.
Numara yok biterim. Bu parayı vermezsen ölün gider buradan. Ayıp ettin Rıfat. Herkese yaparım ama sana yapmam. Biz eski arkadaşız. İki dakika bekle, biraz sonra arkadaşlarla geleceğiz. İyi eğleneceğiz herhalde. Şansım döndü, bakalım bu el ne olacak. Ceplerini boşalt bakalım. Anlamadım. Şimdi anladın mı? He? Geç şöyle. Boşalt ceplerini dedim. Kızılay menfaatine topluyoruz aslanım. Komiser bey, bunlar. Yalnız 2 milyona yakın para eksik komiser ne? Bey. Anlamadım. Bunların üstünde ele geçirdiğimiz bütün para sayıldı ve size iade edildi. O gece kumarhanemde tahminen 3 milyon lira dönüyordu. Bu torbalarda 1 milyon lira var. 2 milyon lira kayıp komiser bey. 2 milyon bunlarda olacak. Paralar nerede? Bilmiyorum komiser bey. Söyle, paralar nerede? Bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum komiser abi, bütün torbaları elimizden aldılar. Sen? Yemin olsun ki bilmiyorum komiser bey abi, yalanım varsa beyaz olayım. Yalan söylüyorlar. Bunun yanında biri daha vardı. Önce beraberdiler. Sonra yumruklaştılar, öbürü kaçtı. Kimdi söyle? O kaçan adam da sizdendi, konuş. Kimdi o? Hiç tanımıyorum komiser bey. Ansızın çıkıverdi ortaya. Ya sen tanımıyor musun onu? Tanısam söylemez miyim komiser bey? Biz zaten birbirimizi tanımadan girdik bu işe. O kaçan adam içinizden biriydi. Paraları da o götürdü. Er geç yakalayacağım onu. Sonunda mutlaka yakalayacağım. Rıfat! Rıfat!
Hoş geldin. Neden somurtuyorsun Meral? Ben senin karın değil miyim? Karımsın tabii. 4 gündür neredesin Rıfat? Biraz işim vardı. Haber veremez miydin bana? 4 gün meraktan çatlayacak gibi oldum. Başına bir şey geldi diye öyle korktum ki. Boşuna korkmuşsun. Görüyorsun işte, turp gibiyim. Neredeydin peki? İşim vardı dedim ya. Başka bir kadın mı var aramızda? Saçmalama. Yoksa ne? Yoksa kötü işlere mi girdin Rıfat? Bana verdiğin yemini bozdun mu yoksa? 3 senedir rahattık Rıfat. Kimseden korkumuz yoktu. Polis 2'de 1 tepemize dikilmiyordu. Bak Meral, başım kimseyle dertte değil. Kendi köşemde efendi efendi oturuyorum. Yeminliyim, bir daha pis işlere bulaşmayacağım. Öyleyse polis ne arıyor burada? Polis mi? Rıfat nerede? İçeride. İşte oradaki. Merhaba Rıfat, sen burada mıydın? Biz de seni başka yerlerde arıyorduk. Vakit kaybetmeyelim. Doğru, işimiz çok. Gel bakalım Rıfat, sen bize lazımsın. Şu bizim arabanın karbüratörüne bir bakıver bakalım. Olur abi. Koş, çabuk anahtarları getir. Kimdi Rıfat? Telefondaki kimdi? Ne istiyordu bizden? Hiç manyağın biri. Attı sıra işletti bizi. Neden düşüncelisin Rıfat? Bilmediğin kötü bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Mutfağa, karnım acıktı, bir şeyler atıştıracağım. Sen yat. Kocam nerede? Kocan yeri temizliyor. Kalk! Kalk! Rıfat! Kim bu adam? Bizden ne istiyor? Sakın ha, kurşunu yersin. Usludur aslanım. Karşıma geç şöyle. Rahat dur bebek. Sen burada kalacaksın. Ne istiyorsun? Acele yok. Bekle de gör. Rıfat!
mı acaba? Sırası değil. Hadi yürü de kapıyı aç. Merhaba yenge. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Rıfat abim yok mu? Evde. Ne istiyorsun? Hayrola Hüseyin? Şey abicim, yani rakımız kalmadı abicim. Rakımız kalmadı. Anladım. Ödünç rakı istiyorsun. Hay ağzını öpeyim abim. Alt tarafı bir şişe. Bir şişe getir. Peki. Nereye? Yengem yoruldu abicim. Ona eziyet verdi ki yardım edeyim ha. Acele etme. Bekle şimdi gelir. Olmaz abi, ayıp. Yenge! Affedersin yenge. Al rakıyı. Hadi tamam. Yaşa yenge. Bu ellerini hiç unutmayacağım. Eyvallah yengecim, eyvallah. Yani Rıfat abicim, havada uçuyorum sayende bu gece, havada. Sağ ol abi. Şarap ve rakı, sağ ol. Hadi keyfine bak, keyfine hadi. Mahvolduk biz. Ne yapacağız şimdi? Ağlamakla beladan kurtulamazsın. Vakit kaybetmeyelim. Daha yapılacak çok işimiz var. Tanımıyorum. Kimdi bu adam dedim? Bilmiyorum. Yalan söylemiyorsun değil mi? Tanımadığın birisini neden öldürmek istesin? Ben öldürmedim. Katil oldun şimdi. Sen umursamıyorsun ama ben... Sen de oradaydın. Gözünle gördün. Herif kendi kendini öldürdü. Polis inanır mı buna? Sen yukarı çık, valizleri hazırla. Ben hemen geliyorum. Ben de seni bekliyordum burada. Ulan gene mi sen bitirin Nuri? Bizden biri daha geldi ziyaretine. Nerede şimdi? Allah belanı versin senin. Çık ulan evimden, hemen çık. Rıfat! Samimi bir karşılama. Çabuk postalamışlar bizimkini. Baksana, şapkayı almadan tüymüş. Yoksa temizledim mi onu? Konuş! Sürmeye kalkmayın, yoksa gebertirim hepinizi. Basın gidin buradan, yoksa polise haber veririm. Bize numara yapma uyanık. Polisten sen de korkarsın. Bizim arkadaşı öldürdün. Soyguna benimle beraber katıldın. 2 milyon lirayı alıp kaçan da sensin. Bunların hesabını vereceksin. Yalancı köpek. Demek paraları alıp toz alan sensin. Öldürürsün bundan seni. Bizi polisin eline teslim eden sensin. Konuş ulan, konuş, bizim paraları nerede? Paraların yerini söyle, yoksa keserim karını. Bırak kızı be. Paradan haberi yok bu adamın. Yapılacak bir yığın işimiz var. Vakit kaybettirmeyin bana. Hani bu kaçırmıştı paramızı?
Bize yalan söyledin. Horoz gibi kabarma. Paralar bende. Eğer kodeste söylemiş olsaydım temizlerdiniz beni. Neden getirdin bizi buraya? Hemen gidip parayı alalım. Kesin be sersemler. Tekrar kodese takılmak istemiyorsanız kesin gürültüyü. Şu adamlarla konuş. Alo, canlı balık meyhanesi, buyurun. Korsan mı? Tamam, burada abi. Korsan! Ne var? Telefon. Konuş. Ben Neco, tanıdın mı? Vay Neco, nasıl yırttın lan? Orasını sorma. Yarın bol miktarda yakıt al. Kısırkaya önlerine motorla gel. Orada bekliyorum. Bizim usulden mi oldu? Tamam merak etme. Arpalar bende, evet evet bizim usulden. Tamam oldu bu iş. Kumarhaneye gideceksin, Oya adında bir kadınla buluşacaksın. Hayır, boşuna yorma çeneni. Gideceksin aslanım, mecbursun. Yoksa karını... onlara bırakırım. İyi düşün aslanım. Hadi karar ver. Pis namussuz. Kumarhanenin üst katında ufak bir oda var. Bu odada sandığın içinde paraları sakladığım kırmızı torba var. Onu getireceksiniz bana. Numara yapmayın mıhlarım. Alo. Gazino mu? Evet. Buyurun burası. Kimi istediniz? Oya Hanım'ı. Oya Hanım'ı mı? Siz kimsiniz? Nuri dersin. O tanır beni. Tas tamam, düşündüğüm gibi oldu. Nuri. Alo. Dinliyorum Nuri'cim. Peki Caniko. Bekliyorum. Sen de onunla gideceksin. Bana bak Rıfat, ne kadar çabuk dönersen karın da, sen de o kadar çabuk kurtulursunuz elimizden. Korkma, döneceğim. Eğer kılına dokunursanız hepinizi gebertirim. Dur buraya. Bir emanet var. Onu beraber alın, sonra yanıma gelin diyor. Demek çaldıkları parayı burada sakladılar. Güzel. Aç kapıyı. Sakın sesini çıkarma. Abla dün gece niye gelmediniz? Kim bu kız? Kız kardeşim. Söyle de salak salak bağırmasın. Bırak kızı ulan. Bana bak kendine gel, beni zıvanadan çıkarma. Bir şey yapmadım ki. Kızdan uzak duracaksın. Korkma Serap. Sakin ol. Beyler birazdan gidecekler. Enişten gelir gelmez hemen gidecekler buradan. O ya sensin değil mi? Başka kimse olmadığına göre benim. Nuri gönderdi sizi değil mi? Evet, o gönderdi. Yukarı odada bir emanet var. Onları alacağız. Sen de geleceksin. Beni takip edin.
gidelim. Doğduğunuza pişman ederim sizi. En ufak bir hareketle öbür dünyayı boylarsınız. Kıpırdarsanız gebertirim. Bu paraların hepsi benim olacak. Hepsi, hepsi. Kimseyle paylaşmam onları. Paralar benim baba. At torbayı. Kıpırdayım deme. Bırak o torbayı, bırakmazsan vururum seni. Bir daha böyle oyunlar oynayayım deme. Benle geleceksin dedim sana, yoksa gebertirim. Gelecek. İnşallah gelir. Şayet gelmezse ne olacağını biliyorsun. Rahat dur. Yoksa tepelerim. Geç şöyle. Sen bak, sabrımı tüketme. Motorcuyu tanımasaydın çoktan gebertmiştim seni. Bırakın kardeşimi. Bırakın. Atın silahlarınızı. Olur. Geçin şöyle. Bizi yarmıyız yine karılar. Nuri nerede? Hani beni burada bekleyecekti? Niye geldik buraya? Otur şuraya! Demet bana yalan söyledi! Senin elin biraz uzun. Bağlayalım da paralar uçmasın. Bırak beni! Bırak!
Sana ve paralara iki kişinin hayatı bağlı. Nuri bunları görünce koşa koşa gelecek. Cezanı vermesin. Bırakma beni burada. Çıkarma beni. Defol. Oya ve paraların gerisi nerede? Kısırkaya'da. Oradan motorla tüymeyecek miydiniz? Nereden bilelim paraların orada olduğunu? Sen sus. Bana bak Rıfat. Birbirimize oyun oynamayalım. Dışarı çıkınca polislerin bizi beklemediğine malum. Her şeyden şüphe etmek hakkım. Hayati nerede? Çatışma oldu, tepelediler onu. Paraları ve kızı Kısırkaya'ya bıraktım diyorum sana. Bizi oraya götüreceksin. Eğer en ufak bir numara yaparsan, üçünüzü de gebertirim. Yürüyün. Kadın barakada. Dur bakalım. Git bak. İşte sonunda paralar bizim oldu. Artık zenginiz. Kim demiş zenginiz diye? Zengin benim. Paralar. Paralar benim. Bırakmam onları kimseye. Bırakmam onları. Bırak onu. Bırak onu diyorum sana. Fena olacak sonra. Bırak onu. Bırak. Kıpırda bana! Kıpırda bana silahını! Silah mı? Hani ortak değil miydik? Ha? At silahını, parayı getir! Rıfat gel buraya. Torbayı al. Çabuk ol. Düş önüme. Bir numara yapmaya kalkma, beynini parçalarım. Sallanma, yürü. Yürü.
Beni sedire oturt. Torbayı getir. Saat kaç? 1:10 geçiyor. Daha 5 saat var. Karı durduramazsak yandım. Çabuk Rıfat'la şehre git, bir doktor getir. Ne doktoru be? Motor bekliyor. Bir an önce denize açılalım. Neredeyse polis ensemize yapışacak. Yoksa hapı yutarız. Çabuk ol Rıfat. Doktoru ne kadar çabuk getirirsen o kadar senin menfaatin olacak. Bu kanımın çekildiğini hissediyorum. Çabuk olun biraz. Peki, gidelim. Şöyle geçin. Aklından geçeni biliyorum. İyi bildin şef. Doktor ne demişti? İnsanda 5 kilo kan var. Bu kan azaldıkça insan kuvvetten düşer. Kan azaldıkça ölüme daha fazla yaklaşır. Tıpkı senin gibi. Ben ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ben. Yaklaşma. Otur dünyada. Ne olur ölmeyin. Ne olur ölmeyin, yoksa öldürür bizi bu adam. Cebimde kaynak var. Alıver. İçir. Beynini dağıtacağım senin. Peki, bırak. Artık gözlerin kapanıyor. Biliyor musun, az sonra çartayı çekeceksin. Ne doktor ne de Rıfat kimse gelmeyecek. Ama merak etme. Sana bir kurşun sakladım. O kurşunu son anda senin alnına yapıştıracağım. Ben de paraları alıp motora tüyeceğim. Şunu ben saklayayım Hatıra diye beyninden çıkarttıktan sonra. Sen bekle. Nefes alın. Evet, nefes alın. Öksürün. Ne var? Toparlan bakalım doktor bey, gidiyoruz. Nereye? Gidince görürsün, çabuk ol. Fakat benim bu saatte hastalarımla randevum var, gelemem. Bana bir doktor lazım, çabuk ol. Ağır yaralı birine bakacaksın. Pardüsün ver kızım. Suha sen misin? Metruk bir baraka. Kisar'a gelirken soldan döneceksin. Biraz bekleyeceksiniz. Hemşire hanım, Murat Bey'e telefon et, acele bir yere gitmek zorunda olduğumu anlat. Telefonu biliyorsun, sakın ihmal etmeyin. Peki efendim.
aldığını. Otur oturduğun yerde. Merak etme. Kuyruğu titretmedim daha. Acı patlıcanı kıra çalmaz bilirsin. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorsun ama gebereceksin şef. Eriyorsun. Doktoru getirseler bile faydası olmayacak. Bittin artık. Gücün kesildi. Hiçbir şeyin kalmadı. Akıt, akıt kanla. Oh. Geberiyorsun şef. Kapat ama. Otur oturduğun yerde. Su. Susadım. Dağıtırım. Daha ölmedim. Ne olur biraz gayret edin. Rıfat şimdi gelecek. Yaşayacaksınız. Delilik etmeyin. Sizin bu yaptığınız kanunen suçtur. En kısa zamanda şikayet edeceğim sizleri. Tabii doktor. Dönüşte şikayet edersin. Yaşatabilecek mi onu? Evvela görsün bakalım. Ölmüş. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Kardeşim, kardeşim nerede? Üzülme, şimdi buluruz onu. Bir şey yok ya. Yok. Kıpırdamayın. Ne istiyorsun? Bana ait olan 2 milyonu. Parayı ver, çekip gideyim. Yoksa acımam, delik teşik ederim seni. Paralar. Paralar nerede? Söyle. Paralar nerede? Al!
Tevkif ediyorum seni. Yürü. Kardeşim Alaşağı. Merhabalar. Ne elbisesi olan diyorsun? Ha, sökül bakalım paraları. Ha, bak güzel kardeşim. Şaban Bey'i hatırlarsın herhalde. Hatırlarım tabii. Sana 22 bin lira kadar bir para vermiş. Akşam 6'da gelip bu parayı alacağım. Herhalde beni üzmezsin değil mi? Seni üzer miyim gözünün çapanı yiyen? Amanın dur hele dur. Yahu sende ne tip var be kardeşim? Bak 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 hele şu tipe bak, tam senin senaryodaki tip, bu adamın tipi değil mi? Ne dersin? Tıpkısının aynısı valla, sanki tam arkadaş için yazmış. Oku hele oku, rolünü oku bakalım, oku şunu. Gel seni bizim filmde başrolde oynatalım, yemin içmen bana ait 2000 veririm. Ulan gazoz, bırak şimdi ıspanaklı lafları. Acını kırarım. Amanın kardeş, gel bizi bağışla, paramız olduğu zaman girelim. Safa, sen buna ayağı kırık bir adam rolü yaz, 6'dan sonra iyi oynar. Amanın, gördün mü? Gördün mü bak başımıza gelenleri, adamın niyeti sahiden kötü.